Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle liseye yeni başlayanlar için bir makyaj tüyosunda bulunacağım. Umarım klimanın sesi çıkmıyordur. Gerçekten yanıyorum. Şu an hava inanılmaz sıcak. Lütfen beni anlayın, eğer ses çıkıyorsa ne olursunuz anlayış gösterin. Bu arada ilk lise videomdu. 8 kişiye daldım. Yukarı koyacağım, mutlaka izleyin. Yani mutlaka izleyin derken yani yukarıdan bahsediyorum. Tehdit amaçlı asla değil. Çok güzel tepkiler geldi. Çok beğendim ben de gelen tepkilerden. Çok memnun kaldım. Anılarımı anlattım. O kadar makyajdan bahsettim. Makyaj yapıyordum. Carcur. Hiç yakalanmadım. Disipline gitmedim dedim. Ben de o makyajı sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım beni örnek almazsınız. Makyajıma geçmeden önce aprikot şu kremi yazacağım zaten aşağı. Şöyle kılıfına bakın. Yeterli benim için. Bu kremi çok az alıp şöyle yanaklarımın üstüne, yanaklarım ve göz altımı. Kremimi sürdükten sonra Maybelline'in Anti-Egg hazır bunları yaparken size de birkaç anımdan anlatmak istiyorum. Tabii ki makyaj yapanlar şeyinden olarak, neydi, grubundan mı? Makyaj yapan grubundan olarak. Ben 9. sınıfa gittiğimde makyaj çok sürdüm. Siz bu kadar sürmeyin. Ne olursunuz bu kadar sürmeyin. Kızarıklıklarımın üstüne, benim kızarıklıklarım biraz fazla. Göz kapaklarımı süreceğim biraz. Hani eğer göz halkalarınız varsa göz altlarınıza da sürebilirsiniz. Ben göz altıma getirmedim kapatıcıyı. Benim kızarıklıklar, yani problemim sadece yanak bölgesinde olduğu için sadece yanaklarımı sürdüm. Şimdi şöyle Beauty Blender'la geçeceğim. Bu arada bu yaptığım makyajı hani artık okulda sivil giyime izin veriyorlar. Makyajıma hala izin vermiyorlar diye biliyorum. Benim zamanımda izin vermiyorlar. Benim zamanımda çok yaşlı değilim ben daha ama. Bu arada yaşımı söylemişken. 9 Ağustos benim doğum günüm. Söylemek istedim sadece. Belki kutlamak istersiniz. Tam 00'da kutlayacak kimsem yok çünkü. Bu arada hediye demişken lisede arkadaşlarım bana bir hediye alırdı. İzliyorlarsa da izlesinler yani. İsmini vermeyeyim ama bir hediye alırdı bana. Allah günah yazmasın. Kız gitti yani, çöp atardım yemin ediyorum ya. Hani hediye al bari, böyle renksiz siyah beyaz soft bir şeyler al da giyeyim üstüme. Bir alıyor. Bir almış bana arkadaşlar. Neydi o? Çizgi film kahramanının adı. Tom ve Jerry, Mom ve Jerry, anladınız siz. Yemin ediyorum size. Liseye gidiyorum abi de. Ben 9. sınıfa gittiğimde makyaj yapmazdım. Hiç yapmazdım. Çünkü makyaj daha ne, onu bilmezdim. Çok açık konuşayım. Bilmezdim yani. Şuralarıma iyi yayın. Bu arada kapatıcı seçerken sakın, sakın ama sakın kendi tonunuzdan, açık olabilir, koyu olabilir, sakın tercih etmeyin. Tam yüzünüzün rengini tercih edin. Çünkü belli olmuyor eğer benim dediğim gibi yaparsınız. Ama kendi mesela yüzünüz bronz ve göz altınıza kapatıcı sürüyorsunuz beyaz. Ve zaten böyle far far parlar yani, buradayım buradayım gel beni disipline gönderdim. Ne diyordum? Ha, makyaj nedir bilmezdim. Bu arada yüzünüze iyice yedirmek için şöyle şöyle her tarafınıza iyi gezinin yani, üşenmeyin madem makyaj yapıyorsunuz. Ben 9. sınıftayken makyaj nedir bilmezdim. Yapmazdım da zaten. Açıkçası lisede cildim çok güzeldi. Hiçbir zaman benim lisede ve şu anda çok şükür bir cilt konusunda hiçbir problem yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamam, çok büyük konuştuğum gibime geldi ama. Cildim çok güzeldi yani benim lisede. Şöyle kantinde oturuyorum aynen şu şekilde. Masum masum küçük pıtırcık gibi. Birden bir kadın geldi böyle. Müdürümüzdü bizim. Kadın da bir müdür. Emine Hoca. Söyleyeyim mi Allah? Bana az çektirmedin sen. Tamam. Ama sonradan aramızda hiçbir şeye geçmedi. Aldı şöyle gömleğimi arkadaşlar. Yüzümde kıvılcım çıkacak artık. Yemin ediyorum yüzümde kıvılcım çıkacak. Kadın yüzümden fondöten çıkarmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Ne yapıyorsun sen? Tabii bu kadar sert demedim. Şimdi çok şey olmayayım. Daha sütüm küçüğüm falan. Hocam yemin ederim. Hoca sonra tamam güzel cildim varmış dedi, gitti. Bir de şey yapıyor, kalitesinden de ödün vermiyor. İnsan özür diler, yüzümü yaktın yani. O gömleği sürtmekle yüzümü yaktın sen. Rimel sürüyorum. Rimel rimelandı. Tabii ki her zaman olduğu gibi bayılıyorum bu rimele.
rimelinizi 2-3 kat falan sakın ha. Aman ha. Ne yapıyorum? Şöyle gözüme. O zamanlar da ne yapıyorsunuz? Bitti. Bu kadar. Aa, evet, yapabiliyorsanız kirpik kıvırtıcısı da yapabilirsiniz. Rimelimizi bir kat sürüyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, anlaştık. Daha sonra o zamanlar makyaj yapmıyordum. Ben bu sefer 12. sınıf oldum tabii ki. Ben lise hayatımda çok fazla o fondöten, zaten ben fondöteni üniversite 2. sınıfta falan başladım. Hmm. Ama hani rimel, göz kalemi, ruj, ama hani öyle bir sürerdi ki, bilmiyorum da YouTube'da birkaç video izleyeyim. Siyah, topak topak, böyle pembe pembe, yani belli oluyordu. Çok şanslısınız benim gibi bir insan şu an size tecrübeli bir bilgisiyle paylaşıyor diye. Homojen dağıtabileceğim bir fırça alıyorum. The Balm Bahama Ma'yı. Bunu neden tercih ediyorum? Çünkü bunu hani diğer kontürler gibi çok keskin yapmıyor arkadaşlar. Çok homojen dağıtabilmesi kolay ve sanki oraya doğal bir gölge vermiş gibi oluyor. Hemen gösteriyorum. Hani diğer ürünlerim, şöyle sirkeliyorum. Ama şöyle bir fırçayla. Sakın çok böyle hani kısa fırçalarla dağıtmayın. Çünkü çok daha keskin bir görüntüye sahip olacaksınız. Alıyorum. İyice ne şey yaptım zaten. Şurama. Bu kadar. Bilmiyorum şimdi var mı? Bizim eskiden lisede şey durumları olurdu. Hani aşağıdan çekilirdin zaten yüzünde makyaj varsa. Şu an kim der ki senin yüzünde makyaj var? Bakar mısın? Bebek gibi oldu yüzüm. Homojen dağıtabileceğim bir fırçayla, bu arada The Balm. Hepsini yazacağım aşağı, korkmayın. Çok az alıp böyle yapıyorum. Ama sanki böyle hani şuraya keskin keskin yapıyoruz ya biz highlighter'ı. Nasıl yapıyorum? Kontürümün üstüne kadar getiriyorum. Hani benim cildim parlak zaten. Ben highlighter falan kullanmıyorum. O yüzden. Yoksa burnunuzun ucuna da hafif şöyle sürebilirsiniz. Dudağınızın üstünü çevirin. Bence burnunuzun üstüne istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Neden diye soracak olursanız, benim çok yağlı ciltli arkadaşlarım vardı. Benim cildim kuru olduğu için. Burunların ucu, yemin ederim, highlighter boşaltmışsın ya. Highlighter. Kim diyecek ki senin yüzünde şey var. Highlighter var. Yüzüm yağlı hocam. Yemin ederim yüzüm yağlı. Allah. Bu Flormar'ım diye Allah. Aşağıya numarasını falan her şeyini yazacağım. Korkmayın o yüzden. Aynen şöyle homojen dağıtabileceğim fırçayla alıyorum. Silkelemekle de yetinmiyorum. Bileğimi şöyle yapıyorum. Daha sonra daireler çiziyorum yüzümden. Hiç ürün almadan ama. Artık bitti. Bir kere aldım ya, tamam. Hocam. Hocam makyaj ne ben bilmiyorum. Kaşlarımızı yukarı doğru şöyle hafif tarıyoruz. Hiçbir şey, boyama falan yok bu arada. Sadece şununla. Şöyle tarayın ki yukarı doğru daha doğal oluyor. Tabii ki Flormar Makeup Fix Spray ile de yüzünüzü sabitleyin. Şimdi sıkıyorsa çıkarsın o hoca. Bana teşekkür etmeye hazır mısınız? Şöyle yorumlarda bir ablacığım teşekkür ederim, bir görmek istiyorum. Gerçekten bunu görmek istiyorum. Çünkü bir ruj, Vatsız Magic Lip Balm, istediğiniz kadar silsin hocalar. Daha da kızarır. Üzgünüm. Hocalar silmeye çalışırsanız daha fazla kızarır. Çok üzgünüm gerçekten. Şöyle açıyorum bunu. Şöyle bir rengi var. Ama sakın rengine aldanmayın arkadaşlar. İzleyin. Bakın şöyle. Bekleyin şimdi. Yüzünüzde şu an makyaj olduğunu kimse asla asla ve asla ispatlayamaz. Üzgünüm hocalar ama biz doğal güzeliz ya. Umarım 9 Ağustos'ta doğum günüm olduğunu söylemişimdir. Bu arada 9 Ağustos haftaya çarşamba oluyor. Hediye istemiyorum ya. Bir mesaj atman yeterli saçmalama. Evet arkadaşlar, benim yapmış olduğum lisede makyajım buydu. Son zamanlarda buydu ve hiç yakalanmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın olun. Şu makyajı kimse anlamayacak. Zaten dudaklarımı silim istiyorsun. Çıkmıyor arkadaşlar. Sizin dudaklarınız doğuştan pembe. Saçmalamayın ya. Yalan söylemeden önce buna kendiniz inanın.
Hocam yok yüzümde makyaj derseniz Allah disiplin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü video attığımda çok geç görebiliyorsunuz ya da görmeyebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa, farklı içerikte aklınızda videolar varsa benden beklentiniz. Tabii ki benim var. Ama eğer sizin de varsa, çünkü sizlerin isteği doğrultusunda gittiğimiz için lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.